Birbirini kovalarcasına geçiyordu. Ben sonunda hayallerime kavuştum ve üniversiteye başladım. Ben üniversite heyecanını yaşarken tüm ülkeyi de seçim heyecanı sarmıştı. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel iktidara geldiklerinde 500 günde ekonomiyi düzlüğe çıkaracaklarını söyledi. Lütfen bu partiler nereden buluyorlar bu kadar parti pırtı işlerine parayı oğul? Deniz derya malı akı diyorlar hanım. Bu bütün bayrağıydı, flamasıydı, bilmem ne kılı, tüyü, yunu. İşin sonuna bak sen. Bu millet bayrağı çok olana oy vermiyor ki. Seçimden sonra bunların hepsi borca batacak. Gitti. İyi ki almışız şemsiyeyi. Ay evet ya, şu havalar hiç belli olmuyor. Baksana yine yağmur yağıyor. Ay dershaneye gidiyorum, saçlarım bozulacak, kabaracağım yani. Ooo, üniversiteli. Ne arıyorsun, okula mı gidiyorsunuz? Evet Emin abi. İyi, öyle pek sağa solana iyi bakma. Siyasete girme, orta şeritten devam. Öyle kısa da giyinme. Ya Özlem akıllı kız, siyasete karışmaz Emin. Ya bunlar da böyle yazık körpecik kızlarımız yazılıyorlar üniversiteye. Orada da bozuyorlar bunları ya. Böyle sigara içiyor. Anıya babaya asi de diyoş çıkarıyorlar. Bütün her türlü şey orada. Neşe, sen ne yapıyorsun? Şey yap yine, deneme yanılma. Dene de yanılmamıyoruz kız. Sağ ol Emin abi. Çok iyi moral veriyorsun. İyi günler. Haydi. İyi günler. Bu da bu sene kazanamazsak aile vermek lazım bunu ya. Ne bileyim şöyle münasip biriyle taşıyabilecek kuşlu kuvvetli. Bebeği uyutmaya mı gösteriyorsun lan yine? Aynen abi. Arabayla dolaşınca hemen uyuyor ya. Çok seviyor. Hadi Mustafa, oyalanma. Lafa da aldın gene. Oy benim kuzu arabalara da binecek miymiş? He? Başka türlü uyumuyor muymuş? Oy benim yavrum, kuzum. Hadi dikkat edin, yavaş Mustafa. Lütfen bebeği uyutmak için bütün Türkiye'yi geziyorlar bunlar ya. Geçen de Adapazarı'nın o yandan döndüler. İşin sonuna bak sen.
böyle alıştırırlarsa çocuk büyüyene kadar batar Nuri, batar. Gitti dedecik Nuri de gitti. Şu sümüklü Mustafa bile çoluğa çocuğa karıştı Lütfü abi ya. Oğlum sen de evlenmezsen evde kalacaksın. Kızın karşısına çıkıp şöyle bir aslan gibi sen de gönlüm var, seninle evlenmek istiyorum diyemedin ya. Kolay mı zannediyorsun la? Avukat kız, avukat. Vallahi itiraz ediyorum diye coştun muydun? Soluğun içine kaçıyor. Ya sen bitti, sen bitti. Ya Emin senin de işin zor ha. Kız hem avukat hem feminik. Ama isteyenin bir yüzü kara. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. O kişi de benim Lütfü abi. Keşke o sizin zamanlarınız gibi olaydı ya. O görücü usulü hiç öyle böyle alan almış, satan başından sağmış. Hiç beğendin mi, aldın mı filan prosedürlere gerek yok ya. Mücella yengemin sen gibi gerçi ablasını gösterip onu şey yapmış. Olsun ya, onu sevdi işte. Ya o zaman git annenle konuş. Annesiyle konuşsun. He, konuşsun, feminik de beni fizanaca kovalasın mahallenin içinde peşimde. Güzel de olur da. Feminin intikamı. Ya Deniz artist değil bu. Feminin intikamını neye karıştırma öyle film şeyleri ya. Ya Emin, şu bakkalda biraz dur da ben bir toptancıya kadar gideyim geleyim. Ha? İyi durum. git ben durup dinlerim zaten. İyi, hadi bakalım. Hadi. Feminin intikamı. Şakalarımızı kendi aile efradımız üzerinden yaparsak daha yerinde olur kanımca. İyi. Oylar Arafa değil mi? Kararsızım Nuri abi. Şimdi Mesut Yılmaz yeni başbakan oldu. Onu da denemek lazım ama... Demiral da büyük lider, tecrübeli. Bak fazla kafanı karıştırma Osman'cığım. Yani bu memleket çağ atlamaya devam edecek Özal'la. Başkanlık sistemi zaten kabul olacak. Onun için hiç kafanı karıştırma, oyları ANAP'a ver. Demiral da değil ki 500 günde çıkaracağım memleketi düzlüğe. Ya hiç boş yere nefesini tüketme Nuri abi. Vallahi bak seçim biter, sandıklar açılır. Osman karar falan veremez. Nuri Bey, Nuri Bey. Sen niye insanların kafasını karıştırıyorsun, ha? Ya Osman, kardeşim. Sen küçük esnafsın, orta direksin. Senin belini bükenlere oy verme. SHP'ye oy ver. Ya Bekir, Allah Allah. Sen niye adamın kafasını karıştırıyorsun ya? Adam ne güzel ANAP oy veriyordu. Karar vermişti, sen geldin adamın kafasını karıştırdın. Ya kardeşim, siz anlamıyor musunuz ya? Ülkeye yani 12 Eylül öncesine mi dönsün? Onu mu istiyorsunuz? Nereden biliyorsun? Belki SHP tek başına iktidara gelecek müneccim misin sen? Bekir, sana açık seçik ifade edeyim. Etme kardeşim. Bana açık seçik falan ifade etme. Şiştik artık senin açık seçik ifadelerinden ya. Özal'dan önce böyle bir şey mi vardı? Her iki lafından biri açık seçik ifade edeyim. Etme. Ne açık ne seçik ifade etme bize. Ben sana açık seçik ifade edeyim. İnsanların belini büken partilere oy yok artık. Değil mi kardeşim? Bak arkadaşlarıma kimse senin açık ve seçik ifade etmeni istemiyor. Yeterince açık her şey ortada. Oylar ana bak. Al kardeşim sen. Yok kardeşim. Ne gerek var? Bilmiyorum. Oylar Anavatan Partisi'ne. Çünkü daha yapacak çok iş var. Oylar Anavatan Partisi'ne. Çünkü daha yapacak çok iş var. Yenimiz mi dar, ne var, ne var, uçurmuş herkes, o da kim oluyor, sen kim? Sen Rey'i hangi partiye basacaksın feminik? Ben kadın adayları destekliyorum. Aa, tabii canım, ben de öyle yapıyorum. Şimdi kadın girdiği zaman meclise... Efendim orada kavga, dövüş, kötü şeyler olmaz. Mis gibi kokar bütün kulisler, koridorlar çünkü. Terledim falan, kadın silinen bir mahluktur ya. Doğru. Yani kadınlar siyasete kalite getirir demek istedin değil mi şu anda? Tabii canım, kesinlikle yani. Sen şimdi oğlu bitirdin, güzel avukatta çıktın. Milletvekili falan da olun gayla. İnşallah bakalım, ileride düşünüyorum. Tabii canım, şimdi siyaset, memlekete hizmet kutsal ama tabii annelik de kutsal ya. İkisi de bir nevi seçimle iş başına geliyor. Senin de şimdi seçilip serpilip bir an önce evlenmen lazım ya. Kadın erkek eşit olmadan evlenmek yok. Yok. Gitti.
şey mi dedin? Yo, ne diyeyim ya? Sen ne olacak koskoca avukat hanım ha? Cübben var mı senin? Var, evet. Giyiyor mu öyle arada evde kendi kendine? Çok heyecanlanıyorum giyince. Hadi. Sen bir şey dedin ama az önce mırıl mırıl. Yok ya işte kadının mecliste olması lazım ya. Kulisler, koridorlar mis gibi kokusun ya, alsın yürüsün. Olacak emin. Vallahi kıvır yavrular Amazon meclisi gibi olsun ya. Olacak, bunun için çalışıyoruz. Olacak, biliyorum. Ya Sedat amca yeter, sen babamla olan her problemde benim yolumu niye kesiyorsun? Benimle uğraşma artık ya. Yavrum iktidara geldikten beri babanın göbeği iki kat oldu. Bize kemer sık diye diye biz kemerleri sıktık, biz zayıfladık, onlar şişti. Böyle bir şey olur mu? Ya mahallede muhtar seçimi olsa bana yükseliyorsun ya. Git babamla konuş o zaman. Bu kadar niye üstümüze geliyorsun? Babanı görsek babanla konuşacağız. Baban yok ki ortalıkta. Ne lan? Ne oldu? Ne gerginlik yapıyorsunuz mahallede ya? Ya babamı sallayıp duruyor ya. Ayıp oluyor şimdi. Büyüğüm benim, bir şey demek istemiyorum abi de. Yeter ama ya. Ya aman Mustafa, doğru söylüyor. Baban da mahallenin iliğini, kemiğini kuruttu oğul. Böyle toprak sıkacak vallahi. Tabuttan ayakları böyle sarkacak yarın öldüğü zaman. Ya Emin abi, ayıp oluyor ha. Niye sen... ayıp olsun canım? Niye ayıp olsun? Biraz da bizi düşüneceksiniz. Hep kendiniz düşünüyorsunuz. Sedat, yetmedi mi artık? Sedat amca, babama laf söyletmem. Biraz abart. Sen niye amcan kadar alamıyorsun ya? Azıcık da biraz amcan kadar olsan ya. Senin bu kafayla demirelci olman lazım. Sedat abi, ne arıyorsun buralarda sen ya? Ama esas memleketi kurtaracak olan biziz ya. Arısıyla, balıyla, meyve yüklü dalıyla, başında özalıyla... Ana vatan geliyor. esas gelen biziz ama biz geliyoruz. Baba senin yaptığın çok yanlış şimdi bak. Yol kesiyorsun burada oğul. Bu yaştan sonra sana yakışıyor mu? Şimdi seçim sattı mahallinde olmaz. Varsa bir derdin. Yol kesmek olur mu? Varsa bir derdin yazıhanesine iyi belli. Seçimden sonra camı çerçeveyi indirir yağmalarsınız ama şu anda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günlerde ayıp ediyorum ya. Cam çerçeveyi indirmek değil ki. Bizim amacımız birlik güzellik ama. Tamam ya sen bir şey. Bir bayrak asmak dışında bir şey yapın memlekete ya. Tamam, yürü git. Ben bu faaliyete gireceğim de. Hadi uyuyun. Hadi benim güzel kızım. Ne? Anneciğim uyumuyor ya. Bir doktora falan mı götürsek? Hayır, hiçbir şey yok benim torunumun. Ver. Ver, ben onu güzel uyuturum. Hiçbir şey yok. Gazı vardır onun, gazını çıkar. Oy. Hep bu seçim arabaları yüzünden çocuğun düzeni bozuldu. Biri gidiyor, tam uyutuyoruz, öbürü geliyor. Uyumuyormuş. Neden uyumuyoruz ki? Ha? Neden? Aa, cingöze bak. Uyumayacağım. Dur, ben seni uyutacağım şimdi. Gel bakalım. Tamam, 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 tamam. O zaman fış fış kayıkçı yapalım. Fış fış, fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Nerede de puf böreği, aman da aman aman. Kayıkçı, kayıkçı, tetteretet. Bak şimdi, bir kere daha deneyelim. Bak, bak, bak. Kayıkçı, kayıkçı. Çocuklar ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Oyun mu oynatıyorsun, uyutuyor musun? Bu şarkıda uyur mu çocuk? Kayıkçı da kayık. Böyle moda. Kayıkçı şarkısıyla uyuyacak. Hayatım, el kadar bebek ne anlar modadan filan, yapma. Ne alakası var el kadar? Genç kız oldu benimki bak. Genç kız o. Genç kız. Böyle uyur mu canım? Bana mı öğreteceksin sen? Allah Allah, üç tane bak aslan gibi çocuk büyüttüm. Ver bakayım sen onu bana. Ver, dedesi uyutsun onu. Sen mi uyutacaksın? Ben uyutacağım tabii. Gaydır kuppak Cemilem, nasıl nasıl ederiz de biz bu işe. Nikahımızı kıysın. Söylen hocam enişe. Kaydırıp bahçemine nasıl nasıl ederiz de biz bu işe. Baba, ben okula gidiyorum. Heh, tamam, güle güle. Şişt, üniversiteler karışırma Atilla. Hangi partiye vereceğim oyu? Düşünüyorum da Amin abi. Ha, niye lan? Erdal İnan hocanız değil mi? Ona vermiyor mu destek? Bizi tam olarak ifade eden bir parti yok. Ha, Lütfü abi, 12 Eylül öncesi ya sağcı ya solcu olurdu talebeler. Şimdikiler uzun saçlı kupeli. Ya tamam Emin, orayı karıştırma ya. Görüşürüz baba. Hadi güle güle. Hadi baba, güle güle. Zıgara içme, zıgara.
Arkadaşlar, arkadaşlar size açık seçik ifade edeyim. Alo? Nurişkom, çocuk uyumuyor. Gel bir türkü söyle hadi. Ne? Hadi canım. Gerçekten mi? Demek başkan arıyor. Hemen geliyorum. Tamam hemen bir dakika da oradayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Başkan arıyormuş. Ben hemen bir konuşup geliyorum. Siz rahatınıza bakın. Sosyal demokrat mısın, demokrasi sol mu? Ya ismin ne önemi var Emin? Önemli olan sol kültür, sol ahlak. Sen ona bak oğlum. Anne ama solu birleştiremediniz ki ya böyle parça pinçik. Sol sandıkta birleşeceksin, hiç merak etme. Ya sosyal demokrat değil diye parti kurulsa tek başına iktidar olur ha. Sizin Erdal'in onu fizik profesörü ya. Bir formül neyi uydurur gayrı bu yanını. Bak koskoca bilim adamı, zaten ona güveniyoruz biz de. Ya sen merak etme ama bak etrafına bak. İnsanlar helak oldu. Bu hükümetten memnun değiller. Yaşadıkları hayattan memnun değiller Emin'ciğim. Bak ne diyorum ben sana. Orta direk yıkıldı, harap oldu ya. Süleyman Demirel diyor ki 500 güne diyor. Bütün çekip çıkaracağım. Melmekede kurtulacağım. Kurtuluşunuz bende diyor. Heh. Çok iyi diyor. O iyi diyor da bakalım bu millet 500 gün dayanabilecek mi? Sen asıl ona bak. He, gitti. Gitti. Orta direk de gitti. Neyse sen de çok durma. Memur adamsın. Çoluğun çocuğun var. Fotoğraf ne çeken oldu tamam, ya. Sen beni merak etme hadi. Bekleriz bir ara çayımızı içmeye gel. Aman yo ben şoyanda içiyorum. Allah Allah. Allah'tan millet senin gibi düşünmüyor Emin. Nasıl edeyiz de biz bu işe. Nikahımızı kıysın, özellikle ödememişe. Kaynırmutla eminem, nasıl edin... Ne var ayol? Ya tam uyutuyordum vallahi ya, uyumak üzereydi ha. Vallahi babacığım zaten bir sen bir de araba uyutabiliyor Damla'yı. Uyuttunuz ama, sizin yüzünüzden bak uyandı işte çocuk. Kaydırılıp bak Cemilem, nasıl edeyim de biz bu işe. Oylar Anavatan Partisi'ne. Çünkü daha yapacak çok iş var. Evet Sayın Demirel. Ben enflasyon olayı üzerindeki düşüncelerimi söyleyeceğim. Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Aslına bakarsanız bu serbest piyasa ekonomisinin teorisi sıfır enflasyona dayanır. Sabahleyin kahvaltı yiyecektir, öğleyin yemek yiyecektir, akşam yemek yiyecektir. Eğer sofrasından bir şeylerin eksildiğini, cebinde paranın bir kısmını... Gel Nurişkom, gel. Dayanılamaz hale gelen bir duruma düşerse gayet tabii. Ya Şükran, çekin şu televizyonun önünden. Ne var, hep seyrediyorsunuz zaten. Allah Allah. Niye yarın bu çöyle? Canım, Allah Allah. Senin, biraz uğraştın. Ay aman canım, sanki politika karın doyuruyor. Ay. Susun da dinlerim ya. Gümüş ses çıkarıyor çok. Ne olmuş? Toplumdaki beklentileri karşılayamayabilirsiniz ve bir takım hayal kırıklıklarına yol açılabilir. Onun için Türkiye'de son yıllarda çok kullanılan bir deyim. Eline sağlık yenge, sağ olasın. Bir tane daha koyayım mı? Yok, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Allah aşkına. Yok, vallahi. Yakında zaten CHP iktidara gelecek. O zaman bize gelirsiniz. Biz de ağız tadıyla rahat rahat içeriz çayımızı. Sen rüyanda görürsün. Bu millet iki seçimdir. ANAP'ı tek başına iktidar yapıyor. Yine yapacak. Ya orta direği mahvettiniz be. Kemer sıkmaktan helak oldu bu millet. Limon gibi sıktınız bu insanları. Ama yok, artık bu halk size oy vermeyecek. Asıl bu halk sizi limon gibi sıkıp posanızı bırakacak ortaya.
Ya belediye seçimlerinde birinci parti olduğunuz da ne oldu? Bu halk sizden bıktı. Bu iktidarın daha çok yapacak işi var. Yerel seçimlerde birinci olduk, genel seçimlerde de birinci olacağız. Bak göreceksin. Ya sen ne zaman akıllanacaksın Bekir? Ha? Millet susuzluktan kırıldı kırıldı. Bak Sayın Özel çağ atlattı bu ülkeye, çağ. Vallahi Özel başkanlık hayali kuruyor ama hiç kusura bakma, avucunuzu yalarsınız. Bu halk bu fırsatı, bu şansı vermeyecek Özal'a. Mahvoldu insanlar be, yazık günah. Yok yok, sen akıllanmayacaksın. Vallahi akıllanmayacaksın ya. Sakin ol Nurişkom. Doğru söylüyor. Asıl sen akıllanmamışsın be. Hampayı konuşuyoruz ha. Bekir tamam sus tamam. Ya tamam kalk Şükran gidelim ya. Ne oturuyoruz ki hala. Yenge hoşça kal hadi görüşürüz. Güle güle Sevinç. Hayda. 10 gün sonra görüşeceğiz seninle 10 gün sonra. 10 gün sonra görüşeceğiz. Ya ne oluyor burada? Sesiniz daha içeriden duyuluyor. Ay evet vallahi korktum. Oğluna sor baba oğluna. Asıl sen Nuri oğluna sor babacığım. Yani Demirel'le Ecevit bile sizin kadar kavga etmiyor. O başlattı baba. Yok ya. Yenge, Sevinç siz şahitsiniz. Onlara sor baba. O başlattı. Kim başlatmış söylesinler. Uyuyordum ben babacığım. Bilmiyorum kim başladı. Ha, kesin. Şu seçim bitse de bir rahat etsek ya. Ay haklısınız Mustafa Bey. Vallahi 6 ay boyunca ne seçim ne parti duymak istemiyorum. Zaten seçimden sonra bir 4-5 yıl bekleyeceksiniz. Rahat olun. Baba, sen oyunu SHP'ye vereceksin değil mi? Ha yok ya ne SHP'si be. Babam hep ANAP'a oy verdi ANAP'a. Yine ANAP'a verecek. Allah Allah. Ya görürsün bak. İkinizin partisini de vermeyeceğim. Baba ne yapacaksın ya? Parti mi kuracaksın anlamadım ki. Ne? Şşş baba. Ülke seçim heyecanı yaşıyordu ve ben ne kadar doğru bir seçim yaptığımı çok iyi biliyordum. Atilla ile olmak, ona bakmak, yokluğunda onu düşünmek, onu özlemek. Kanatlarım olsa uçacak kadar mutluydum. Aşk ne güzel bir şeydi. Özlem, seni çok seviyorum. Ben de. Ama ben daha çok seviyorum. Hayır, ben daha çok seviyorum. Bak hem de bu kadar. Keşke böyle gizli saklı yaşamak zorunda kalmasam. Evet. Ben de böyle çıkıp sokaklarda Atilla'yı çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Ben de istiyorum. Bağıralım o zaman. Atilla saçmalama, ne bağırması? Burada mı bağıracağız? Burada, her yerde. Ay, hayır, olmaz. Olmaz, biri görür. Görmez kimse. Mesut, sana mektup var. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Hops. Bir dakika. Çayı ben veririm. Ben veririm çayı. Mesut abim meşgul. Oğlum adamın çayını ne içiyorsun? Ben sana da koyardım. Yavaş, yerler yaş. Acılar çekti Aysel. Herkesten, her şeyden kaçmak için Ankara'da bir üniversite tercih etti. Geride gözü yaşlı bir sevgili ve anne bırakarak. Ay. Ay Sevinç, harika dikmişsin. Ellerine sağlık. Sağ ol canım. Sen de önce verdiklerimi hemen satmışsın zaten. Heh, bak. Heh. Bu modelden Aysel'e de diker misin? Ay tabii canım, ne var onda dikerim. Ah Sevinç. Keşke Aysel de Özlem gibi İstanbul'da bir okul kazansaydı.
Ay üzme kendini. Bir bakmışsın böyle mezun olmuş gelmiş Aysel. Ha? Çok özlüyor insan biliyor musun? Sen de haklısın ama yapacak bir şey yok. Neyse. Ay bu da çok güzel. Ay beğendin bu da çok mi? Yakışır Aysel'e. Ay çok güzel. Tamam ondan da dikeriz merak etme. Dikersin değil mi? Dikerim dikerim. Canım benim. Sağ ol. Özlem'i çok seviyorum. Atilla'yı çok seviyorum. Duyduk duymadık demeyin. Ben Özlem'i çok seviyorum. Bekir abi, Seviş teyze, Mustafa. Ben Özlem'i çok seviyorum. Sayın seyirciler, oy verme süresi bu akşam saat 17'de sona erdi. Seçimler tüm yurtta olaysız geçti. Dönme dolapçıya bak ya. Güzel havalarda gelmez, böyle yağmurlu havada çocuklar ıslanıyor. E ıslanacak tabii canım. Oranta bebebelik taşıdım. Genç filizlerimiz bunlar. Memleketin yağmurlarıyla ıslanması lazım ki yetişsin ya. Oy oy. Oyunu bırak da. Oyunu kime verdin Lütfü abi? Verdim birine. Kim hayırlısıysa o gelsin. Şuna, şuna, şuna. Vay 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 vay. Küçük esnama bak. Oyun rengini gizliyor ha, bize de lolo. Oğlum ben esnafım. Ha, doğru söylüyorsun ya. Şimdi DYP'ye versen CHP'li gelmez. Efendim ANAP'a versen DYP'li gelmez. 40 tane tilki var, 40'ının da kuyruğunu birbirine değdirmemeye çalışacağım tabii. Sen kime verdin? Canım, bastık birine işte ya. Oyumuzun şeyini şey etmeye gerek yok. Şimdi gizli oy açıktasın hep bu biliyorsun kendin. Oğlum senin işin gücün yok ki. Sen niye söylemiyorsun? Böyle deme Lütfü abi şimdi. Akıllı davranmak lazım. İktidarı karşına almamak lazım. Biliyorsa belli dededen demir kırat bizim. Atçıyız biz atçı. Celal Bayar bize yemeğe gelmiş. Bak dinam o derece ya. Eminsin değil mi bak? Uzun saçlı, gitarlı, Özlem'e iş oluyor. Bunun ağzını burnunu ben bir kırayım da. Tuğba. Tuğba, bak sana bir şey soracağım. Bana doğru söyleyeceksin tamam mı? Söz mü? Doğru söyleyeceksin bana. Tamam. Özlem'in çıktığı kimse var mı? Hayır. İyi düşün bak canısı. İyi düşün boncuğum. Özlem'in çıktığı, Özlem'in görüştüğü, Özlem'e takılan... hani böyle uzun saçlı, gitar falan çalan. İyi düşün. Canısı bak bana söyle, benden saklama ne olur. Bana söyle tamam, bana söyle. Yo, ben öyle bir şey bilmiyorum gerçekten. Ben Damla'yı yatırayım. Bilmiyorsun. Tamam. Ben bulurum onu şimdi nasıl olsa. Ay Mustafa nereye gidiyorsun? Alo? Alo. Ay Özlem koş. Mustafa Atilla ile seni öğrenmiş. Ay, hemen git haber ver. Ne? Öğrenmiş mi? Ati! Ati! Ne oldu Mustafa? Gel gel bir yere gidiyoruz çabuk. Ay Atilla'ya bir şey yapmasından korkuyorum. Koş. Dur anneciğim bir dakika. Nasıl öğrenmiş ya? Atilla nerede?
Vallahi Mustafa çağırdı. Telaş telaş da gittiler. İnşallah bir şey yoktur ha. Ben de merak ettim şimdi. Ha, yok yok sen hiç merak etme. Onlar dolaşmaya gitmişlerdir. Sen merak etme. Mesut, Mustafa abim Atilla'yı öğrenmiş. Almış götürmüş Mesut. Hadi ya. Mesut çabuk bul onları. Tamam merak çabuk. Etme. Atla Mesut çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Abi nereye gidiyoruz söylesene. Ati, Özlem benim canım. Özlem benim kardeşim. Ona yan bakacak adam, ona asılacak adam var ya alnını karışlarım oğlum. Ati, tamam Mustafa sinirlenme. Bak sakin sakin konuşalım. Sinirlenirim Ati. Artık konuşacak bir şey yok. Kan akacak. Sen de bunu bunca zaman öğrenemediysen şimdi öğreneceksin. Allah'ım inşallah bir şey yapmaz çocuğa. Ay evet ya. Aman ne olacak? O da aşk için iki tokat yiyiversin. Şey ya. Ne var? Bak Özlem'in kötülüğünü ben de istemem sonuçta. Yani konuşsak şunu düzgünce. İstemiyorsan yumruklar konuşacak hadi. Yumruklar mı? Neşe, araba telefonunu mu arasak? Ay tatlım arayıp ne diyeceksin? Biz artık Atilla ile sevgiliyiz mi diyeceksin yani? Ay bilmiyorum da bir şey yapmasın ya. Ay tatlım ne olacak yani? Onlar erkek erkeğe hallederler hayatım. Hem bir şey söyleyeceğim de zaten bir şey olacağı yok ya. Aşkı için de iki yumruk yiyiversin. Anne şey yapmasın bir şey. Ben kıyamam ona ya. Lütfen yapmasın. Ay kıyamazsın. Buldun da buldumcuk oldun tatlım ya. Bir şey olmaz. Of. Hem Mustafa yufka yüreklidir. Ya kıyamaz. Affeder Atilla'yı. Hem bir şey olacağı yok ya. Lütfü amca da yarın akşam seni istemeye gelir. Olur biter. Ay Neşe sağ ol. Yani gerçekten dalga geçmenin tam sırası. Neye götürdü çocuğu ya? Gelirler, gelirler. Şiddet hiçbir şey çözmez ki. Ya bak medeni insanlar gibi konuşalım bunu. Çözeceğim ben şimdi, çözeceğim. Sen git de şimdiden köpüklü kahve yapmayı şey yap. Neşe, sus Allah aşkına sus. Ne diyecekler şimdi? Allah'ın emri, peygamberin kavriyle. Gerçekten arayalım biz araba telefonunu. Ne olur arayalım ya. Ay tatlım bir sakin ol, bir sakin ol. Mustafa, bak kaba kuvvete gerek yok. Konuşarak çözelim bu işi. Bak, bu işte bana tarif ettikleri, gösterdikleri çocuk bu. Tarife uyuyor. Uzun saçlı gitarlı bana gösterdiler, bunu anlattılar. Oğlum Özlem'e sarkıyormuş. Bu mu? Ha? Sen dur Mustafa. Sensin değil mi? Sen dur, sen dur. Sen hangi mahallenin çocuğusun da bizim mahallenin kızına asılıyorsun? Atilla yoktu, bak. Ne yaptı Atilla ya? Tuba. Ağzını burnunu dağıttım. Kamyon çarpmışa çevirdim, sonra da kaldırdım, çöpe attım. Tamam. Ama Mustafa abi senin düşündüğün gibi değil. Ya ne demek düşündüğün gibi değil? Böyle bir şey olunca ilk bana geleceksin sen ya. Ben başkalarından mı duyacağım? Gittim gereğini yaptım. Ağzı burnu bitti, tamam. Çöp. Çocuk çöp. Lütfü abiye ne diyeceğiz şimdi? Ne demek ne diyeceğiz ya? Lütfü abi! Lütfü abi! He? Ati indi şurada yukarıda bir yere uğrayacakmış. Geliyor hemen ha. Ha tamam tamam. Ha geldi işte bak. Ati. Ati gel gel. Ati bak gözünü seveyim. Böyle bir sıkıntı olursa duyarsam hiç bana sorma direkt müdahale et. Ya Özlem senin de kardeşin sayılır ya. Değil mi? Neyinmiş abi? Kardeşimmiş. Tabii abi ya lütfen. Hiç sevmediğim hareketler, hiç sevmediğim olaylar ya. Ağzını burnunu kıracağız abi. Hadi Tubik üşüme hadi. Hadi içeri, hadi, hadi Tubik. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz.
dağılımı Doğru Yol Partisi 4.248.000... Üzülme şekerim. Zaten yarın belli olur. Baksana daha sandık hepsi açılmadı ki. Üzülme Nuriş komiserim. Çok kötü Şükran, çok. Sosyal Demokrat Halkçı Parti 3.456.000. Üzülme Bekir, daha bir sürü sandık açılmamış. Kötü Sevinci, kötü. Ya bu şekilde birinci parti olamayız. Hayır, ben sana söyleyeyim. Bu işin sonu DHP ile koalisyon. Dur bakalım, dur. Fakat DHP kampanyasında bir tek müzikleri güzeldi vallahi. Özal diyorum, götürmüş el alemin hükümetini mecburen onaylamış Lütfü abi ya. Yazık. Gidi 83 Urufu. Gitti, anap da gitti. İşin sonuna bak sen. Koalisyon dönemi oldu gene. İşte Süleyman Demirel başvekil, Erdal İnönü başvekil muavini, Tansu Çiller de ekonomiden sorumlu devlet bağını olmuş. Ekonomiyi avrada teslim ettiler oğlum. Ne oldu, beğenemedin mi Emin Efendi? Sende de radar mı var ne? Feminik radarı ha? Alex erken uyarı. Ben de diyordum hani ekonomiyi bir kadına teslim etmişler. Hani kadın da güzel böyle bir kadın eli değer. Ülkeye gelir bir siler süpürür diye şey ettiydim. 500 güne de kalmaz ha. Tabii tabii. Ya koskoca kabinede 3 tane kadın bakan var ya. Olacak iş mi ya? Çok az değil mi? Fazla fazla, çok fazla olması lazım. Kesinlikle. Ben de kadınların siyasette duhulüne taraftarım ya. Yani. Emin, seninle gurur duyuyorum. Çok doğru düşünüyorsun. Senin o gurur duyuyorum diyen dillerini yerim ben ya. Bu mahallenin kadın hakları savunucusuyuz ikimiz. Feminik'le Eminik. Dominik de bizden takılabilir mi kız? Ha, bu da arkadaşım benim ya. Alışman lazım senin de. Olur, alışırım. Tamam o zaman. Eminik, ben gidiyorum. Hadi kolay gelsin size. Haydi bakalım, selametle. Güle güle de. Oğlum beni yakar. Zamanın geçtiğini en çok Damla'ya bakarak anlıyorduk. Artık yürüyordu. Konuşmaya başlamıştı. Hafiz, millet doğal gaza geçti, teker patlar ha. Sor be Bil abi ya. Gitti, tüpçü de gitti. İşin sonuna bak sen. Doğal gaz faturaları bir gelsin, görürüm ben bu milleti. Koşa koşa tüp almasınlar da. Ha, her şeyi de sen biliyorsun, küçük tüp. Bu Latin biliyorsun değil mi? Bunun Brezilya'daki arkadaşları bile bundan iyi yaşıyor ya. Yani. Çok asil çocuk ama tertemiz yazık. Vallahi. Sevinç ne yapıyorsun ya? Bir kaza çıkacak şimdi, sallama öyle. Ay ne yapayım Bekir? Ocakta yemeğim kaldı. Tamam yavrum, o zaman tüp söyleyelim. Dur şimdi dur. Bu akşam idare edelim, yarın söyleriz. Heh. Ay kıyamam sana, ay kıyamam. Ya sen olmasan ben bu evi nasıl geçindirecektim? Kadınlar ekonomiden iyi anlıyor. Bak Demirel ekonomiyi Tansu Çiller'e bıraktı. Bıraktı, gördük. Bakalım 500 gün sonra ne olacak? Asıl o zaman göreceğiz. Dünya ikide anahtar veriyorlar şimdi herkese.
Bekir, biz ne zaman doğalgazı geçeceğiz? Yani geçeceğiz bir ara be Sevinç ama çok pahalı şimdi ya. Biraz ucuzlasın, öyle yaparız. Tabii ucuzlarsa, bilemiyoruz. İşte ekonomiden anlayan erkek. Hadi hadi, ben başbakanım. Yap bakalım. Ama iyi. Şuna bak. Çok güzel olmuşsun. Beğendin mi? Çok. Cila, ne yapıyorsun? Ya tutamıyorum kendimi, ne yapayım? Aa, saçmalama. Bıraksana ya, nerede olduğumuzu farkında mısın? Ne olacak? Cila, bırak. Tamam, tamam, getiriyorum. Annem bir paket bulgur istemişti. O annem istemişti de ben. Bulgur. Hı-hı. Cimcime, bulgur. Nasılsın Özlem? İyiyim lütfen amca. Baban nasıl? Babam da iyi. Yani iyidir herhalde. İyi. Selam söyle. Olur mu? Olur, söylerim. Ben zaten bulgurumu alıp gideceğim. Al al, annem beklemesin. Hı-hı. Cimcime. Hadi lütfen abi. Geldim, geldim. Anlamamıştır değil mi? Bir şey görmemiştir. Yok ya, görmemiştir. Atilla bak, bir daha böyle şeyler yaparsan gelmeme. Gelmez misin? O zaman ben gelir Bekir abiden isterim seni. Ay sus. Ben gidiyorum. Ne oluyor oğlum? Ne kendi kendine gülüyorsun lan? Delirdin mi? Gülmüyorum baba ya. Geç gel. Bu millet nereden buluyor bu kadar parayı Lütfü abi ya? Her gün bir tane radyo istasyonu açılıyor gıvıl yavıl. İşin sonuna bak sen. Daha kanunu çıkmadı. Devlet kapatırsa görürüm onları. Millet uyanmadan girmek lazım bu radyo işine ya. Bu medya sektöründe acayip para ve itibar var. Medya sektörüymüş. Sen önce kendine kumandalı televizyon al be. Soyga, fakirlik diyorum ha. Karnına yazılacağımız sadece de. Kottan alıyorum. Boy ufak olduğu için direkt gelmiş, alnına yazılmış Lütfü abi. Sen büyük düşünüyorsun lan oğlum. Canım aslım var, sıracalı nalet. Benim evim. Gel. Kordomuz benim. Çocuğa bayılıyorum. Sadece sen mi ayol? Herkes bayılıyor. Özel radyolar hayatımıza girdi gireli yeni bir Türkçe ile tanışmıştık. Sıradan insanlar gibi konuşan sunucuları duymak herkese çok ilginç geliyordu. Bazıları da yıllar sonra gelecek tehlikenin farkındalardı. Türkçenin hızla bozulacağı günler başlıyordu. Ne oldu ayol? Uyumadı mı minik? Yok anneciğim ya. Biraz arabayla gezdireceğiz o yüzden. Ay bakayım ona, bakayım ona. Ay, ay. Canısı, ikinci çocuğu düşünelim mi? Arabamız geniş. İkisini beraber böyle gezdirirken uyuturuz. Hem tek benzinle iki çocuk büyümüş olur ha? Ay saçmalama Mustafa. Daha bir tanesiyle başa çıkamıyorum ben. Ay babaya bak, babaya. Maşallah. Hakan! Nerede Gökhan? Hayda, ikisi de kayboldu. Enerji maksimum olsun. Kederi Ali, Allah aşkına şu radyonu sesini kapatın kız ya. Sallanalım sağa sola.
Cer cer cer. Evveli bu radyolarda oran buran tarzı böyle güzel kaydasına, üstüne uygun şeyler olurdu da şimdi konuşanlara bakıyorum da ya, hep senin benim gibi konuşuyorlar böyle basit basit. Ben bunları dinlemiyorum artık. Ne öyle ya? Kahvede konuşuyor şey. Ne? Ya aslında günlük hayat diliyle konuşmaları bir yerde iyi. Ama bunlar da çok dejenere ettiler. Yani yakında iyice bozacaklar Türkçemizi. Şimdi mesela baktığın zaman bir böyle etimolojik dillere... Efendim... ağızlarında böyle şiveler var falan, böyle diksiyon, artikülasyon falan bunların şeyleri bozuk. Onun için ben bile olurum yani DJ. Ya yok Emin, o iş o kadar uzun boylu değil. Eskiden... Radyo sanatçılığı diye bir şey vardı. Şimdi önüne gelen bir onun başına geçiyor. Rasim Hocam baksana, her gün yeni bir radyo kuruluyor. Bizim mahallede bile radyo kuracaklarmış. Devlet yakında bunların kapısına kilidi vurur. Daha karnları mı ne yokmuş? Allah Allah yarabbim. Bütün ülke sabahlara kadar radyo dinliyorduk. Her gün yeni DJ çıkıyor, hepsinin hayranları çığ gibi büyüyordu. Bütün gençler radyocu olmak istiyordu. Son günlerin en büyük radyo starı ise DJ Mert'ti. Merhaba. Yine Karanlıklar Prensi'yle romantik bir gece. Rüzgar, dilimdeki iki hece. Hayat zaten bir bilmece. Ağlamaca, gülmece. Nasıl? Şiirimi beğendin mi? Şükran! Sessizliğin çığlığını duyabiliyor musun? Şükran, Damla mı uyuyor? Niye sessiz konuşuyorsun? Mert'i dinliyorum. Mert kim? Kalabalıkların içinde yalnızlık. Sensiz. Şükran! Bensiz. Gecenin bir vakti el alemin adamını niye dinliyorsun ya? Bahar, çok romantik. Hepsi. Biraz sessiz konuş bak. Varsa içinde yalnızlık. Şükran, torun sahibi kadınsın. Yani Orhan Boran dinle. Ne bileyim ben, Halit Kıvanç dinle. Elin zibidisini dinliyorsun ya. Kapat şimdi sesini, kapat. Hiç. Sus. Bak sen ne güzel konuşuyorsun. Sessiz sessiz, derinden ve içten. Niye sen bana hiç böyle konuşmuyorsun? Niye sen bana hiç şiir okumuyorsun? Bir çocuğun gülümsemesi gibi sevecen. Aşk deyince aklıma gelir adam. Ne diyor bu adam ya? Ne diyor bu adam? Şükran, Allah aşkına kapat şunu ya. Kapat, kapat. Niye kızıyorsun? Biraz daha sakin olsana. Biraz daha yumuşak olmanı istiyorum. Tarkan. Adını duydunuz mu? Şimdi ondan bir şarkı geliyor. Şule, Zeynep, Neşe, Dilek ve Deniz için geliyor. Yine ismini söylemedi. Şükran. Kapat, kapat. Bir şiir okusana bana arada sırada. O kadar istiyorum ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya şey düşünüyorum. Hani şimdi Emre ile Gökhan olmasa, yani insanın kardeşi olmasa hayat ne kadar çekilmez olurdu değil mi? Bence iyi ki varlar yani. Kardeşi olması insanın çok önemli değil mi sence de ha? Ay anladım Mustafa. Sen yine konuyu ikinci çocuğa getireceksin değil mi? Sana 50 kere söyledim. Bu da 51. İkinci çocuğu falan doğurmayacağım. Damla büyüsün. Ben işe gireceğim. Spiker olacağım. Boncuğum ne gerek var? Evin reisi var burada. Ben size çalışır bakarım ya. Ha? En bakarsın erkek olur. Bir kız bir oğlan ne güzel büyürler. Hadi ne olursun. Hayır Mustafa. Ben işe gireceğim. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Boncuğum merak etme o konuyu. Hepimiz ayaklarımızın üzerinde duracağız. Bak biz kayınçoyla çok büyük işlere gireceğiz. Bir radyo kurma fikrimiz var. Çok büyük paralar kazanacağız. Hiç gerek yok. Gel bir çocuk yapalım. Şans olur bize. Ay ikinci çocuğu unut Mustafa. Bak. Bak çocuk nasıl huysuzlandı. O da ağlıyor kardeşim kardeşim yok diye. Bak söyle kızım. Söyle ağla annene söyle. Kardeşim niye yok de. Bir tane kardeşim olsa fena mı olur de. Beraber büyürüz de. Ağlamama gerek kalmaz de. Bu şekilde bence çok iyi. O zaman o şekilde yapın. Hadi çocuk yapın de. Ay Mustafa. Evet. Şükran. Bu gece hiç uykum yok. Güzel, şahane. O zaman bana şiir okuyacaksın. Biraz romantik olsan, böyle şiirler falan okusan çok istiyorum. Her seferinde her gece sıkıldım. Yok çimento, yok kalas, yok böyle kum, inşaat. Erkek işleri, biraz kadın ruhuna hitap et. Hayret bir şeysin. Her gün yeni bir şey çıkarıyorsun. Nereden çıkarıyorsun böyle şiir mi bu yaştan sonra ya? Bırak Allah aşkına ya.
okuma. Benim de başım ağrıyacak hep, her gece. Zaten şu özel radyoları çıkaranı bir bulursam var ya ağzını burnunu kıracağım. Kıracaksın, örnek al. Örnek al, ruha nasıl hitap ediliyor, örnek al biraz. Nasıl bir sesi var o Mert'in? Nasıl bir sesi varmış? Böyle daha derinden, daha sessiz, gecenin sessizliğinde çıkan çığlıklar gibi o güzel sözler mesela. Benim de sesim güzel. Yok. Gecenin sessizliğinden, içimden çıkan yılan. Ne yılan mı? Nuri, ne yılanı? Aman be! Ay, şey yaptın mı ya, dün akşam DJ Mert'i dinledin mi? Ne güzel şiir okudu, tam bir romantik prens. Dinledim, dinledim. Tatlı vallahi. Alemin diyorum, zobularını, yorazlarını anmaktan vazgeçmediniz. O kim ya, şimdi de o mu çıktı? Ay Emin abi, tanımıyor musun ya? Bütün Türkiye tanıyor yani. İnanılmaz ya. Bir kere görsem başka hiçbir şey istemem DJ Mert. Ben de merak ediyorum ama kimliğini gizliyormuş. Kesin var ya böyle starasız, yüzüne bakan atın 100 sene arpa yemediği bir herif çıkar ha. Ay yani görünüşünün hiçbir önemi yok. Onun sesi yeter. Bence de. Görünüş o kadar önemli değil. Önemli olan karizma ki galiba o biraz karizmatik. Yani resmen karizmanın sesi diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ay, böyle hayal ediyorum biliyor musun, böyle yüzünü getirmeye çalışıyorum gözümün önüne. Nasıl bir şey canlanıyor mesela gözünde? Anlatmayayım hiç. Büyüsü bozulur. Geceler yalnız. Geceler bir güvercinin kanat çırpışı gibi masum. Bir çocuk gülüşü gibi. Sevgiye susamış. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Şiir işte, okuyoruz canım. Mert gibi okuyamıyorsun ama. Mert'in sesi bir kadife gibi. İnsanın içine işliyor, ruhu okşuyor. Ay, 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 ay diye. Korkutuyorsun beni Nuri. Elsiz yapalım. Saçların, saçların denizin mavisi, gözlerin özlemin kırmızısı. Baba, ne oldu? Niye öyle konuşuyorsun? Soğuk su içtim, sesim kısıldı. Baba bize soğuk içme diyorsun, kendin soğuk içiyorsun ya. Nasıl olacak? Sesin kısıldı. Yazıklar olsun. Şükran! Şükran! Bırak o kitabı, ben tek başıma okurum. Oğlum, hadi sen işine baksana. Çekil buradan. Allah Allah, dikildi tepemize. Hadi. Şiirin ruhunu da, bütünlüğünü de mahvet. Yapacağım, çalışınca yapacağım. Hayrola Emin? Ocağına düştüm Nur abi ya. Senin çevren de geniştir oy. Çevren derken yani karnın esprisi yapmıyorum da hani mühitin neyin senin çok geniştir de o bağımdan dedim ya. Ya Emin, ağzında geveleme lafı da söyle, ne istiyorsun? Bana diyorum, bir radyoda şöyle bir güzel dilekçe iş ayarlasana Nur abi ya. Böyle sahipleri Anaplı DYP'li orta sahadan olursa bir nasip bir şey. Radyo mu? Oğlum sen radyodan filan ne anlarsın be? Kişisel gelişimimde bir eksik varsa elini ayağını öperekten tamamlarım Nur abi ya. Çok önemli diyorum sana oğul. Neyse neyse, bakarız. Sütlaç. Bak vallahi ilgileneceğim diyorum. Çok önemli diyorum sana Nur abi ya. Ölümü ye. Bakarız dedim Emin, merak etme. Baba, sesim düzelmedi hala ya. Bir ballı yumurtalı falan bir şeyler yapalım sana içirelim. Böyle olmayacak. Deminden sesim düzgünü diye Nur abi ya. İşte arada bir böyle kısılıyor sesim Emin. Ha, yumurta olmaz lan. O şu serçe parmağı, yüzsük parmağını böyle o güzelce zeytinyağında dilekçeyi yağla. Onu böyle yumuşak dokularına dolandırı dolandırı bir böyle. Ha, bir hafta yapsan akar çeker çıkar, oyar da gider ha. Tamam, sağ ol Emin, tamam, yaparım.
Ya çok da alıştırma. Bir sabah bir akşam. Biricik aşkı Feminine'ye kendini beğendirmek için her şeyi yapan Emin abi sonunda yalvar yakar Nuri amcamı ikna etmişti. Nuri amcam hatırlı kişileri araya soktu ve Emin abi çiçeği burnunda bir radyo DJ'i olarak kendini mikrofonun başında buluverdi. Emine bak, Emine programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Bostır'ın Şakülü Emin. Hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Bugün güne yağmurlu atıştıran da herhalde değil mi lan? Yağmurlu muydu? Öyle bir hava var. Saatlerimiz de hepinizin kolunda var zaten. Şeyleri de... güzel bir hava durumunda sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bir de mahallemizin civarından Boynuz Mandıra, Doru Tay Sucuk ve Cillop Adıya da desteklerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum efendim. Efendim bugünkü programımı özellikle benim için çok istisna bir yer işgal eden, çok değer verdiğim bir insana ithaf etmek istiyorum. Bacım, o adamın gözü başkasında ya. Ha, senin anlattığına bakılırsa, ha, sen onu bence var ya unut gitsin. Bana bak, sesini yükseltme. Sesi. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Yayın yapıyoruz. Telefonlar yağıyor, herkes şikayet ediyor. Sen kapattırmak mı istiyorsun radyomuzu? Şikayet edemezsin kardeşim. Dinleyici kısmına bu kadar yüz verilmez ya. Hadi kardeşim, kalk. He? Efendim? Program bitmedi, kalkamam ben. Kalk diyoruz ya. Sen Nuri Tuncay'ı tanıyor musun sen? Bak sermayeyle ters düşmeyin kardeşim. Ben uyarayım ben seni. Kalk diyoruz ya. Çok sevgili dinleyenlerim, şu anda Türk yayıncılığı adına inanılmaz bir skandal gerçekleşiyor. İki tane zebellah gibi adam stüdyoyu bastı, benim gibi bir yayıncıyı evire çevire darp ediyorlar. Ben de buradan sevgili halkıma bunu duyurmak istiyorum ya. Anam, elimi koverler, elimi kover. Bana şiddet uyguluyorlar değerli izleyenler. Bana şiddet uygulanıyor burada. Emin abinin radyo programında bahsettiği o gizli aşkının feminik deniz olduğunu bütün mahalle biliyordu. Herkes bu itirafı onun ağzından duymak için uğraşıyordu. Ama Emin abi ser verip sır vermiyordu. Kapış! Oğlum ne oluyor? Oğlum ver ya! Kimmiş o senin gönlünün sultanı? Söylemem. Allah Allah. Tabii söylemem ya oğlum. Tanıyoruz mu biz? Tanımıyorum. Sana ne la? Niye bağırıyorsun tanımıyorsak ya? Allah Allah. Tanıyoruz. Sen söyle bakayım kim bu? Ya! Kokit! Çık! Çek git la! Çık! Kalk! Alet ya! Emin ne? Vallahi Türkiye'de herkes marak için daha bu yiğit delikanlının yavuklusu kim diye. Sana ne la? Sen çayına bak. Değil ama şey etme. Oğlum takip ettim, dünden beri 5 kişi falan dinlenmiş programın. Ha, senin gibi poligamik takılmıyoruz. Sizin evden 5 kişi izlediyse Türkiye'nin yarısı eder zaten. Acıcık gurur duyuyor. Mahalleden bir tane meşhur çıkmış ya. Emin, yakında düğün var desene. Ya Rasim abi bak, hassas yumuşak karnıma elleyip durma böyle. Vallahi büyüyümsün, sinirleniyorum ha. Oğlum sen de söyle, gidip içelim. O senin bildiğin öyle kızlara benzemez. Öyle isteme. Eski şiirlerden hoşlanmaz, çaput eskisi gibi. Aa, benim öyle bir tanrım var. Demek o değil. Yok lan, yok. Seni nereden tanıyacaksın ya? Bizim köyden bile değil, mahalleden bile değil, İstanbul'dan bile değil oğlum. Hadi ya. Ha. Demek öyle dediğim var. İyice bebe tadı verdiniz aile. Merhaba Neşe. Güneş senin de kalbini ısıtıyor mu? Hangi güneş Veysel? Ayrıca senin sesine ne oldu? Kısıldı mı? Yoo. Kalbimden esen ılık rüzgar sesim kıstı. Sen dondurma yemişsindir de o yüzden kısılmıştır. Bu sese kimler astı biliyor musun? Radyodan teklifler geliyor. Allah'ım sen bana sanırlar. Yıllar geçiyor.
Ama sen değişmiyorsun Veysel. Biraz değiştir kendini. Veysel! Hadi oğlum gidiyoruz. Tamam kaptan. Güle güle Neşe. Güle güle. Lütfü abi, oradan bir kaymaklı püsküvit ver de glikozum Akdeniz rüzgarları gibi coşsun, yayılsın. Ne diyorsun oğlum sen? Anlamıyorum ya. Dididiyeceğe min. Kütahya'dan Ayfer aramış. Abi seni çok seviyorum demiş. Lütfü abi kaymaklı bisküvit benim için aşk gibidir. İki de çay söyleyelim de sevenler ayrılmasın. Ya iyice manyaklaştı bunlar ya. Allah Allah. Ya karizmatik konuşmaya çalışıyorum Lütfü abi. Anlamıyorsun ya. Ya şöyle düzgün konuşsana Emin. Merhaba Deniz. Merhaba. Merhaba Feminik. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Adeta yaprakların ağaçlardan düşerken çıkardığı fısıltı gibi. Emin. Emin, geçmiş olsun oğul. Sesi mi kısıldı? Sonbaharın yalnızlığı sesime gölge düşürdü desem. Lütfü abi hayırdır ne oluyor? Üşütmüş Deniz. Kafayı üşütmüş. Ya ne oluyor size ya? Mert konuşunca karizmatik oluyor. Biz konuştuğumuz zaman yok sesin mi kısıldı, ayarım mı düştü? Ha şöyle. Ne dediğin anlaşılmıyordu ki az önce. Ayrıca senin sesin de karizmatik. Ha, akşam programını dinledin mi? Dinledim. Beğendin mi? Yani. Niye insanlarla öyle ters ters konuştun onu pek anlayamadım tabii. Canım bilir bilmez öyle arayıp da bir yayıncılığın da bir usturumu, usulü var ya. İnsanlar da kendine gitsin acık. Bir özel mahremi, mahremiyeti var her şeyin. Pardon, tamam. Abi bu sefer bu işi de bitirecek. Bak gördün mü? Radyocu oldu. Ya oğlum sen işine gücüne baksana. Niye karışıyorsun millete kışkırt? Niye böyle yapıyorsun sen? Kolay gelsin. Hocam sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol Ali. Sen nasılsın? İyi. Burak, nasılsın? İyi hocam, ne olsun? Derslerini çalışıyorsun değil mi? Bak deneme sınavlarını sakın ihmal etme. Babana söz verdik. Bu sene üniversiteyi kazanman lazım. Hocam ben üniversiteye girmeyeceğim. Gerek yok. Karar verdim, DJ olacağım hocam. Merhabalar, ben DJ'niz Burak. İyi günler, iyi akşamlar diyeceğim. Oturduğum yerden paramı alacağım. Ya evladım sen bozuk plak gibisin. Yok ben okulu bırakacağım, Almanya'ya gideceğim. Ben okulu bırakacağım, hayata atılacağım. Ben okulu bırakacağım, çöpçü olacağım. Ya evladım anla artık, senin kurtuluşun okumakta. Ya DJ olayım dedim hocam. Kafenin reklamını da yaparım radyoda. Sen git bana bir tane Türk kahvesi yap gel. Al bunları da. Bak. Hareketlere bak Allah aşkına hocam. Sen mi bana bu akılları veriyorsun? Ya ben ne vereceğim? Gidiyor kendi kendine bir... Merhaba ben DJ Burak. Merhaba ben Şeri. Ya hocam Allah'ını bırak bunun peşini. Bundan bir şey olmaz ya. Vallahi bu nedir ya? Sahi Emin sen böyle müstesna birinden bahsettin. Dün programda kimmiş o? Ben içeri giriyor musunuz konuşun? İçeri mi girelim? evet benim için çok müstesna yine olan bir kimse... Tanıyor muyum ben? Hem de çok yakından. Ah, kimmiş? Ya işte öyle zart diye de sorunca söyleyeyim ben biliyor musun? Utanırım bir şey olarak. Emin'cim ne utanması olur mu? Sevmek çok güzel bir şey. Gurur duymalısın aksine. İşte öyle orası şey de. İnsan kalbi bir kelebeğin kanatlarından uçuyor. Emin lütfen kendin gibi konuş. Tamam hadi söyle kimmiş o şanslı kız hadi. Söyleyeceğim ama bunaltma ya acele ettirme Feminik. Hayır
Yani yardım edebileceğim bir şey varsa. Ne o sen çok kasma, acık gevşetsen şey edeceğim aslında. Yani düşünüyorum, düşünüyorum. Kimse gelmiyor vallahi aklıma. Bazen insan gözünün önündekini göremezmiş. Emin sen de radyocu oldun, tuhaf tuhaf konuşmaya başladın. Tamam, gidiyorum ben o zaman. Haydi, selametle. Şey olmasın, tamam. Mutfağa bir selam söyle. Hadi görüşürüz. Selam. Hoşçakal. Kütahya'dan Ayfer aramış. Abi çok seviyorum. Emin abi denize bir türlü açılamıyor, muslata eremiyordu. Her zaman, her olaya cesaretle gözü kapalı atlayan Emin abi, konu aşka gelince masum bir çocuk gibi ürkek oluyordu. Artık neredeyse bütün mahalle onun gönlünün sultanını biliyordu. Bir kişi hariç. Tüm dünya gibi Türkiye de hızla değişiyordu. Her gün yeni bir gelişme oluyordu. Yeni umutlarla 93 yılına girdik ama bu ülkenin en karanlık yılı olacağından habersizdik. Sevgili dinleyenler, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde yapılan bir bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.30 sularında karlı sokaktaki evinin önündeki aracını çalıştıran Mumcu'nun aracı havaya uçtu. Uzun zamandır tehdit telefonları alan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'ya devlet tarafından koruma polisi görevlendirilmişti. Bir pazar sabahıydı, Ankara kar altında. Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda. Ucuz cam pazarıydı, kalemim düştü kana, kalemim düştü kana. Çok kıymetli bir insandı. Düşüncelerine katılmayarım ama cesur bir gazeteciydi. İşin sonuna bak sen. Ne zaman biri cesaretle konuşsa susturuyorlar böyle. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğitlerin hatıra olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir... Babam her zaman Uğur Mumcu'dan bahsederdi. Ama onu bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Annemin tüm engelleme çabalarına rağmen babama hiçbir güç tutamıyordu. Son görevini yapmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Bekir, gözün sevim, dikkat et. Ortalık çok karışık. Ederim abi, merak etme sen. Hadi. Mustafa, yavaş git, yavaş. Çevirdim anahtarı, apansız bir ölüme. Uğur Mumcu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı kortejde götürülüyor. On binlerce vatandaş uğurlar ölmez, katiller bulunsun, hesap sorulsun sloganları eşliğinde karanfiller atarak sevgilerini gösteriyorlar. Siyasi liderler suikastin ardından cinayeti telin eden açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Özal, bu bir provokasyondur değerlendirmesini yaptı. Başbakan Demirel, yazık olmuştur. Değerli gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Başbakan yardımcısı Erdal İnönü ise, kimlerse bunlar, onları bulmak, adaleti teslim etmek bizim hükümetimizin namus borcudur. Bunu yapacağız şeklinde konuştu. Keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere.
Yıllar geçecek ve cinayetin üstündeki karanlık uzun bir süre aydınlanmayacaktı. Bu ne ilkti ne de son olacaktı. Suikastler, faili meçhul cinayetler birbiri ardına gelecekti. 1993 yılı ülkenin belki de en karanlık yılı olarak tarihe geçecekti. Rıza abi duydun değil mi? Özel radyoları da kapatıyorlarmış. Bütün hoparlörlerimizi tıkadılar, görüyor musun ya? İşin sonuna bak sen. Bir sürü de masraf yaptı millet ya. Gitti, özel radyolar da gitti. Nasıl? Ne demek gitti? Ne yapacağız, oturup böyle her şeyin yasaklanmasını izleyecek miyiz? Ne yapabiliriz ki Deniz? Hükümetin kararı. Ben o kararı çıkardığını bir görürsem bir tepki koyacağım ama dur bakayım. Ya. Hayır. Hayır Emin, kaba kuvvet yok. Sadece demokratik tepki var. Tek kural bu, tamam mı? Ya demokratik tepki çok uzun kalıyor. Bizim çok kısa dalgada bir şeyler gerçekleştirmemiz lazım ya. Hayır Emin'ciğim. Ne olursa olsun demokratik yolla çözüme gideceğiz. Bu kadar. Evet Lütfü abi, tepkimizi göstereceğiz zaten ya. Ben de tam tepki koyalım derken eylem kararı çıkar diyordum. Sen şimdi damladın bu yani. Aferin sana Emin. Aferin. Tabii canım, feodal yapının imgesel betimlemelerine karşı sorgusal durum ve sendromlarımızın spektrum oluşturması lazım. Evet. Doğru söylüyor. Kız, Neşe, Özlem gel bakayım buraya. Siz üniversiteye gitmiyorsunuz mu ya? Böyle anarşik şeylerden anlarsınız. Nasıl bir şey yapmamız lazım diyeyim bakayım ya. Biz ne yapabiliriz ki Emine? Abi. İyi kızım, sen o kadar biniyorsun, dolmuş otobüs parası veriyorsun. Babanın emeğine yazık, böyle bükülü bükülü adam her gece ağız kokusunu çekip seni oku diyor oğlum. Emine abi, elimizden bir şey gelirse yaparız tabii. Hah, öyle bükleli bükleli saç uzatıp da kupe salmaya benzemez. Çok güzel konuştun Emin abi, çok doğru söyledin. Ben de yaparım. Zaten ben radyocu sayılırım yani. Sen de bir yerden çıkma Veysel. Arkadaş, gün birlik beraberlik günü ya. Nifak sokmayalım lütfen ya. Ne kadar güzel söyledin. Canım benim ya, aferin. Canım benim mi dedin? Yani şey... Kız da bana karşı boş değil Allah'ım ya. Canım benim dedi, böyle bir çok sevgi dolu vardı. Allah, yalanız olsam hemen yapışır açılırdım ha. Şey dalmışsın da. Şimdi konuya dönelim arkadaşlar, bir tepki şeyimizi. Tiryakisi olduğumuz özel radyoların kapatılması haberiyle tüm ülke ayağa kalkmıştı. Tarihe siyah kurdele eylemi olarak geçen o eylem, tüm yurtta olduğu gibi mahallemizde de büyük destek görmüştü. Mustafa, bu siyah kurdele eylemine biz de katılalım. Ne olur babandan arabayı iste. Boncuğum, isteyemem. Şimdi alamayız. Bak, çocuğu uyutmak için kullandık bütün hakkımızı, tamam. Sonra katılırız eyleme. Bak, yeni uyudu zaten. Ama ben radyoların kapatılmasına çok üzülüyorum Mustafa. Üzülme Boncuğum. Sen üzülünce ben de üzülüyorum ya. Hadi gel oturalım biraz. Hadi, hadi dinlen sen de. Gel. Görüyor musun Lütfü abi? ÇTV'de radyomuza sahip çıkıyor ha. Bir de boş gazanın boş kalfası diye bir sürü günahını alırsınız garibanın ya. Ben mi diyorum oğlum Emin? Sen demiyor musun onu? Tamam neyse, konuyu değiştirme şimdi. Bozma durumları. Haydi çabuk ol Süfeyla ya. Nerede bu mahallenin kadın urufu, kadın hareketi? İşaretimiz de bu olsun. Sen de nereden eylemci çıktın böyle? Var mıydı hep içinde, ruhunda böyle bir eylemcilik? Hiç hatırlamıyorum. Aa, Şükrancığım. Neden acaba? Neden acaba? Neden? Neden? Ben sana sonra söylerim. Ne kız, ben her zaman böyleyim ya. Eylem oldum muydu koştururum. Böyle evde de sol tarzı kabanım da var benim, solcu kabanı. Haydi canım, lafa tuttunuz, geç kaldık ya. Sevinç yenge, çabuk. Ha, tamam, tamam Emin, yapıyoruz. Allah Allah, bitti işte, al. İlk kurdaleleri de size daha aldım ya, getir. Şimdi Nur abim girse kapıdan, böyle ne yapıyorum benim kariyeri sulu sulu şakalar yapar. Tamam, tamam. Haydi söyle. Hoş geldin. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız.
Feminik, sana da dağılım bir tane kurdalaya. Sevinç yengem dağılsın gayle. Yok yok Emin, sen tak. Yani bunu yapmak sana yakışır. Böyle organizasyonları sen yapıyorsun ya, ondan dedim ha. Ha vallahi ya. Ha. İyi madem çok ısrar ediyorsunuz. Feminik, getir bakayım. Senin böyle kırmızı kurdalayla aslında yakışır ama beline falan. Kırmızı mı? Şöyle. Oo, fiyaya bak fiyaya. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ay ay ay. Yani bak. Yani düşünüyorum da yani ne kadar beyefendi bir insansın Emin. Bravo sana. Kim ya? Sen. Evet çok seviyoruz. Nasıl bir beyefendi? Nasıl bir beyefendi ruhunda var onun? Şimdi tabii mahallenin kadın komisyonunun yüksek azaları olaraktan baş kadınlar. Ben de sizin bu bana tevcih etmiş olduğunuz şerefe layık olmaya gayret sarf ediyorum aciz. Bana mı anlatıyorsunuz? Ben Emine eskiden beri çok severim değil mi? Ha, bak. Feminik böyle bu kadar insanın içinde de sen ne oldu ya? Utanma canım, utanma. Allah Allah, yabancı mı var? Açıl. Ya, buyurun. Abi sana da bunu tevcih ederek bu özel ve anlamlı günde takdim etme. Ya Emin, ya beni karıştırma Emin bu işe ya. Ne oldu lan? Ben esnafım ya, beni karıştırma bu işe. Oo, la sen küçük esnafsın. Hakkını aramak, mağdurun yanında olman lazım. Şu güzel ortamı bozuyorsun ya, bak. Ya bak, ben siyasete girmem Emin ya. Baba şu güzel ortamı bozuyorsun bak. Ben seni bayır bayır destekledim ya, o markete karşı seni altına aldı, eziyordu da sermayeyle ya. Ya tamam tamam, tak ya, tak. Böyle benim işçim, benim köylüm, benim esnafım, dar gelirli vatandaşımın böyle bir bir olduğu güzel müstesna günde şey... Ooo bana bak, bak bak kim geliyor, kim kim kim. Hala vicdansız, hala hala bak bak. Şş, hiç acımadın mı la adama? Bu elini, ayağını, neyini de bütün kırmışlar, görüyor musun? Böyle un ufak etmiş de eline vermişler. Keşke diyorum ağzını da kırarlardı da hepten çaresiz kalaydı ortada yani. Ya Cezmi, hoş geldin. Neredesin ya sen? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu lan? Hoş geldin. Aa, Emin. Aman. Oğlum, komikmiş ya. Yapma gözünü seveyim ya. Geçmiş olsun Cezmi. Ne oldu? Kaza abi ya. Kaza işte. He. Neyse, geçmiş olsun. Sen de mi desteklemeye geldin? Tabii abi. Eylemi desteklemeye geldik. Ha. Ha, Cezmi çok müstesna arkadaşımız diye varmış. Emin! Böyle ayarlı olmuş abi, yedikçe hopla. Emin abi! He? Emin abi, hadi! Ha, geldim, geldim. Neco! Hadi Tüva! Benim büklüm, disikler kaymış da. Oh abisini sen arkaya geçiver de ben şöyle şey. Bütün ülke radyolarına da, özel televizyon kanallarına da sahip çıktı. Bizi 2000'li yıllara taşıyan özel radyolar ve sonra televizyonların bütün bir hayatımızı kaplayacağını, değişimin öncüsü olacağını henüz bilmiyorduk. Yıllar sonra televizyon başında yalnız olmaktan şikayet edeceğimizi bilseydik, böyle cümbür cemaat yollara dökülür müydük bilmiyorum. Radyolarımıza kavuştuk. Fakat bizi bekleyen yalnızlıktan kurtulamayacaktık. Oğlum sağlam sıkışmış ya. Mustafa tut ucundan. Tut, tuttum ben de. Ay, dikkat edin düşecek bak.
Nereye düşecek yenge? Düşmez Sevinç, tamam düşmez. Yengeciğim ilk defa mı yapıyoruz? Her sene yaptığımız şey ya. Her sene deviriyorsunuz ama. Ya bir dakika Sevinç, lafa tutma. Ne zaman devirdik şimdiye kadar ya? Allah Allah. Bak ben tutayım, biraz da ben tutayım, yardım edeyim. Ya cimcime. Karışma sen elin hamuruyla erkek işine. Sen git çay koy hadi. Bedava yapmıyorum bunu. Çay içeceğim. Aman aman bak dikkat edin. Mustafa oğlum kurum dökülecek şimdi. Nereye dökülecek yenge? Bir şey olmaz. Ay düşeceksin dur. Ya dur bir şu an amca bir döndür. Ay dursana. Dur. Amca bir döndür sağlam. Dur. Ay battı ortalık. Ay battı ortalık. Ay gitti. Ay gitti oğlum. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın tamam, oğlum? Tamam tamam. Sen Mustafa abi sen bırak ben hallederim. Mustafa abi bırak. Mustafa, bırak. Dur. Allah bırak Mustafa, bırak. Allah Mustafa. Ay. Evet. Ay hala gitti ya Mustafa. Ne yaptın oğlum ya? Tamam git tamam. Hala gitti. Şey yok, ay hala gitti. Şöyle dur. Tamam. Kağıdın üzerine koy Mustafa. Aa! Tamam, ben temizlerim, tamam. Tamam. Baba, o zaman çayı ben koyayım, dur çayı ben koyayım. Sen de ellerini yıka bence babacığım, hadi. Hadi baba. Çok güzel oldu her şey. Ay tamam bırak. Tamam. Yeni kim silecek? Dedim. Bu halıyı kim temizleyecek şimdi, Bekir? Tamam, gel sen şunu kaldır, şunu. Ay niye kaldıramıyorum, şunu kaldır. Ay tamam. Kızım hangi bir yerden başlayacağım Allah aşkına, ya. Ne olur bırak ya. Ben temizleyeceğim, tamam gel. Nasıl silecek? Onu kaldırma, onu şunu kaldır. Neyi kaldırayım, şunu neyi? Şunu yerden şunu her kaldır. Her yere soktun, pisliği içine soktun beni, dur. Aman be. Of. Git banyodan bez getir sen. Hadi. Kızım git. Öyle duruyor, oturuyor. Kış biterken her bahar aynı tören yaşanır evimizde. Sobalar kaldırılır, daha doğrusu devrilir. Ondan sonra da bahar temizliği için annem bütün evi teyakkuza geçirirdi. Aysel'in Ankara'dan her gelişinde dünyalar Süheyla ablanın olurdu. Ve her gidişinde gözyaşları. İkinci yıl olsa da ne Süheyla abla ne de Mesut alışamadı Aysel'in gidişine. İyi, sen nasılsın? İyi. Mesut'un işi çok zor. Zor. Mesut'un işi zor da Aysel için de kolay değil Atina. Kız kaçar gibi gitti buradan. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Değişik. Beğenmedin mi? Üniversitede herkes böyle giyiniyor. Doğru, biz anlamayız tabii. Bu adam kim bir tane? Çe. Çe? Ne? Che Guevara. Yani kim oluyor bu Che Guevara? Devrimci. Arjantinli. Küba devriminde Fidel Castro'nun yoldaşıymış. Daha sonra Bolivya'da özgürlük için mücadele ederken öldürülmüş. Allah rahmet eylesin. Arjantinli. Küba'da devrim yapmış.
Bolivya'nın özgürlükleri için mücadele etmiş. Sonra da öldürülmüş. Kafam büyük karıştı yani. Hayır, rahmetlinin bir de kendi memleketine ayrı olmamış bir tek. Anasına, babasına. Tabii bir Çeko olamadık. Mesut, Çey kıskanılacak biri değil. Hem sen onu bunu boş ver bak. Ben üniversitede bütün arkadaşlarıma senden bahsettim. Hepsi seninle tanışmak istiyor. Tabii şimdi minibüsçü tuhaf geliyordur. Ne alakası var Mesut? Ben motor indirdim, sağa çektim. Hayat soldan kaptırmış gidiyor işte. Bak tuhaf tuhaf konuşmaya başladın sen yine. Her şey çok değişiyor. Böyle elimden avucumdan akıp gidiyorsun sanki. Bak bir yere gittiğim yok, işte buradayım. Peki biz ne olacağız o zaman? Bekir abiye, Mustafa'ya yüzlerine bakınca çok utanıyorum. Çok kötü hissediyorum kendimi. Sanki hepsini aldatıyormuşum gibi. Biliyorum. Yani ben de öyle hissediyorum. Seni çok seviyorum. Ben de. Senden asla vazgeçmem, biliyorsun değil mi? Ben de. Mutlu aşk yok mudur? Belki de aşkı aşk yapan bu zorluklardır. Aysel yengem ne kadar değişmiş ya. Ay evet ya, bayağı değişmiş. Ha, o önündeki adam kim öyle tişörtün? Ay ne dedi onun için? Çey mi, Çu mu öyle biriymiş. Ama önemli bir şahsiyetmiş yani. Vallahi Çey mi, Çu mu bilmem ama gerekirse paçasını aşağı alırız ha. Ay hiç değişme Veysel, hiç. Hep aynı yerde sayıyorsunuz vallahi. Ya öyle demek istemedim de yani. Sonuçta Mesut abi kızar yani böyle şeylere. Kaba saba hareketler. Ya Çetin'in kısalması mı ne? He, Çetin. Çey diyorlar ona. He. Sana da V diyorlar değil mi? Yok. Neşelisin. Evet oğlum, bugün neşemi kimse bozamaz. Oy 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 dedirsinin kuzusu be. Kızım, yemeğini yedirdikten sonra bana ver de biraz seveyim ya. Ha? Tamam babacığım. Ya baba, şimdi bir torun daha olsaydı düşünsene. Biri yemeğini yerken öbüründe seviyor olurduk değil mi? Ne güzel. Mustafa. Vallahi ya, doğru söylüyor kızım ya. Düşünsene bir torunda, o benim gülüm ama o benim ilk göz ağrım be. Yerim seni be, dedesi seni yer be. Babacığım ben deneme sınavından yüksek puan aldım. Aferin oğlum. Maça gidebilir miyim? Git oğlum, gidebilirsin. Sağ ol. Yazlık işi ne oldu Norişkom? Alıyoruz hayatım. Özalların yazlığının hemen yanında alıyoruz. Komşu oluyoruz, komşu Özallara. Semra Hanımcığımla komşu mu olacağım? Kahveler içeceğiz. Ay. Çok heyecanlı. Oğlum aç şu televizyon sesini biraz dinleyelim ya. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde spor yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildirildi. Thank you.
Özal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tonton Cumhurbaşkanı da gitti Lütfü abi. Marketler falan onun zamanında açıldı ama işin sonuna baksan. Çok faydalı işler de yaptı yani. Allah rahmet eylesin. Lütfü abi tam da Kürt meselesini çözecekti. Kürtçe televizyon açacaktı adam. Vallahi bu adam kanı durduracak adam daha. Hem dindar hem de demokrat bir cumhurbaşkanıydı. Böylesi bir daha gelmez ya. Başkanı Turgut Özal, 1993 yılının Nisan ayı sonsuzluğa uğurlandı. Özal'da yıllar bitiyordu belki ama o yıllar boyunca hiç unutulmayacaktı. Sadece siyasi hayatıyla değil, farklı üslubuyla da derin izler bırakmıştı ve hep hatırlanacaktı. Biliyorum onu ne kadar çok sevdiğini ama işte ölenle ölünmüyor. Ne olur daha fazla üzülme. Yerlerinde programlar iptal edildi. Bakanlar Kurulu kararıyla yurt çapında tüm spor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.